facianın sonucunda sorumlu olanların mutlaka hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Hükümet, bakanlık, valilik, kaymakamlık, belediyeler, bütün yaşanan bu sürecin sorumluları olduğunun altını özellikle çizmek isteriz. Burada geldiğimizde maden sahasına girmek, ailelerle görüşmek istedik. Güvenlik güçleri bugüne kadar almadıkları önlemleri, göstermedikleri titizlikleri bakıyoruz ki bugün insanların bölge halkıyla dayanışmak üzere gelmesi, bölgede yaşananın ne olup ne bittiğinin açığa çıkarılması konusundaki çabaları karşısında da güvenlik güçleri içeride arama kurtarma faaliyetlerinin engellenebileceği konusunda uyarılar aldıklarını, bu nedenle de maden sahasına bizi sokmadılar. Bu durumu protesto ediyoruz, bu durumu kınıyoruz. Kesinlikle dün buradaki işçiler için işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri almayan, madenin buradaki en ağır koşullarda işlerin çalıştırılmasına önlemini almayanlar ama burada yaşanan bu göçükten sonra buradaki işlere sahip çıkmak için gelenleri de madene sokmamaları bir takım şeyleri gizlediklerinin de çok açık göstergesi. Artık bu ülkede maden şirketlerinin topraklarımızı, ovalarımızı delik deşik etmesini, köstebek yuvasına çevirmesini istemiyoruz. Derhal bu maden kapatılmalıdır. Siyanürle altın arama işine son verilmelidir. Dolayısıyla bölge halkının bütün yaşamış oldukları zararlı, bölge halkının yaşamış olduğu zararların hepsi tazmin edilmelidir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce toprak altında kalan yurttaşlarımızın da kurtarılmasını bekliyoruz.